söyleyeyim. Hayır. Miray Daner. Hayır. Daha dur. Bak şimdi böyle hayır dersen o anlamı kalmıyor. Hayır demek istiyorum. Diyor ki Miray Daner. Ay maşallah. Allah sahibine başlasın. Çok da güzel tatlı bir hanım. Evet. Hayır diyememek nokta. İstemediğim bir şeyi sadece karşındaki üzülür endişesiyle yapmak ve sürdürmek. Bu beni mental ve duygusal olarak çok yoran bir durum diyor Miray kardeşimiz. Canım. Hayır diyeceksin değil mi? Ya zor bir şey. Niye? Yani senin var mıdır öyle anların? Seyircimize de soralım. Önceden vardı, artık yok. Artık yok yani. Hayır diyorsun. Artık dediğim bir 10-15 yıldır yok yani. Değil mi? Net. O bir süre istiyor. O gençken anlamıyorsun ki. O bir şey diyor, tamam okey. Tamam. Yani en azından şu bu hale düşmüş durumda hiç olmadım. Mental ve duygusal olarak yoran bir duruma düşmüş olmadım. Evet. Hayır deme bir lüks. Evet ama bunu tabii başarınca da işte insan kendisinde tabii orada bağımsızlığını ilan ediyor. Kesinlikle. Kendi olabilmek aslında hayır diyebilmek. Şimdi hayıra alternatif bir kelime daha var no aslında. No var. No. Peki. Peki. Şimdi peki de kendi içinde çok son derece pasif agresif bir cümle. Peki ne de evet demek ne de hayır demek. Yani peki şu demek. Peki trip cümlesidir. Trip kelimesi. Peki. Yani senin dediğine katılmıyorum ama madem o kadar istiyorsun umurumda değil, benden sana hayır gelmez. Peki hadi yap bakalım. Bana peki diye yazıp gönderenler var ya, onları mesela gülücük böyle ağlamaklı gülücük gönderiyorum. Emoji evet gönderiyorum. Pekiymiş. Peki. Evet. Ya şöyle bir şey var. Hayır demek evet her zaman yani kafana yatmayan bir şeye hayır demek, hayır demek zaten. Miray tabii kardeşimiz canım tamam ama yaşadığı bu zor süreci inşallah çabucak atlatır. Çünkü gelecek vadeden bir arkadaşlarımızdan evet biri. En azından şunu söyleyebiliriz. Peki desin. Peki. Peki desin ama yapmasın peki. Ha, peki desin yani o benden pek bir hayır beklemeyin. Bu benim kafama uymuyor. Sizin kadar heyecanlı değilim vesaire ya da sizin kadar olumlu değilim bu konuya. Neyse. Vallahi evet yani burada tabii ahkam da kesmek istemem ama hayır diyememek aslında kendi kul hakkına girmek bir taraftan. Evet. Yani kendine zulmetmek, kendine haksızlık tabii yapmak. Ama hayır kafana yatmayan bir şey varsa ve hayır demen gereken bir yerde hayır demediğin sürece sıkıntı yaşıyorsun. Hmm. Şimdi neden hayır diyemiyoruz? Çünkü hayır diyememek aslında psikolojik altyapısı olan da bir rahatsızlıkmış. Çünkü hayır dersem beni sevmeyecekler. Hayır dersem toplum tarafından dışlanacağım. Hayır dersem niye işte bir sonraki şeyimde belki kötü bir, o da özgüven bana hayır der. Özgüven eksikliği o zaman. Ha. Bir sürü bunun ve gerçekten bunu tedavi edilmesi gereken. O zaman kendi donanımını gerçekleştir gereken ve sonra hayır diye çıktığın zaman mis gibi oluyorsun yani. Evet. Şahane oluyorsun. Evet, kötü de olmazsın ben sana söyleyeyim. Tabii canım netlik her zaman güzel. Hayır demek kötü yapmaz seni toplumdan bilmem ne. Hayır efendim. Tabii yani canım duruşunu ortaya koyar. O kadar basit. Duruşumuz belli olsun. Omurgalı olmak önemli. Evet. Harika, soralım seyircimize efendim. Hayır diyebilenlerden misiniz? Ne zamanlarda hayır diyemezsiniz mesela? Kime hayır diyemezsiniz? Ya bir de tabii hayır diye de dolaşmayın yani. Kafanıza yatmıyorsa tabii canım hayır deyin. Kesinlikle. Yoksa evet kadar güzel bir şey de yok. Ben mesela hayır demem gereken şeylerde bazen oradan çıkıyorum. Hayır olması gereken şeylerde. O da bir tek benim yumuşak karnım. Oğlum. Yani oldu. Oğlum. Yani hayır yapmaması gerekiyor. Bak gerek ona da yapacaksın yoksa başına vallahi çıkarıyorum. Tabii tabii aynen. Yok yok yani az. Yoksa ha anne çok sıkıyorsun beni, çok disiplinlisin diyor ama disiplinden zarar gelmez. Ben bugüne kadar bunu görmedim. Herhalde canım deli misin? Bak Almanlara. Tabii canım. Ben evet. Evet.